kazansın isterim. Saçlar sarı, suratta biraz sempatiklik. Sanki Fenerbahçelisin. Evet. Nereden bildim? Yani... Hissettim. Hissettiniz, evet. Ama yok, Galatasaraylılar da öyle, Beşiktaşlılar da öyle. Fenerbahçeliyim zaten ben. Evet, tahmin ettim. Sen bana skoru söyle, pazar günkü maç ne olur? Valla 3-1. Bir tarafta Kadıköy'ün boğaları, diğer tarafta sarı kırmızılı aslanlar. İşte yine iki ezeli rakip, ebedi dost kozlarını paylaşacak. Pazar günü Şükrü Saraçoğlu stadında derbi bayramı yaşanacak. Hafta içi Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa kupalarında yüzümüzü güldürdü. Ama pazar günü hangi takım ve taraftarının yüzü gülecek? O da Fenerbahçe. Skor var mı tahmininiz? 2-1. Goller? Goller Fernando. Van Persie. Van Persie, iki forvet Galatasaray'ı yıkacak diyorsun. Diyorum. Çünkü neden? Kadıköy orası. Oradan çıkış olmaz. Bu yani alışılagelmiş bir şey. Yani, aynen. Rahatsınız. Aksini düşünme. Ben hiç düşünmedim şimdiye kadar. Oynadığı kadar oynayacaklar. Benim görüşüm berabere biter. Geleceğe dönüşte bir profesör vardı. Sizi hiç ona benzetiyorlar mı? Profesör Brown. Geleceğe dönüşte bir arabası vardı. Martin diye bir yanında, evet, genç çocuk vardı. Onunla geleceğe gidiyordu. Evet, hatırladım. O profesöre hafif benziyorsun, saçlar tipiniz filan. Evet. Bir profesörlük var mı efendim? Yok. Yok. Peki futbol profesörlüğü var mı? Ya seyrediyorum. Futbolu severim. Şimdi oraya bağlayacağım çünkü pazar günü Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Var, evet. Vatandaşlara soruyorum, maç ne olur? Siz ne diyorsunuz? Vallahi ben Galatasaraylıyım. Ama Galatasaray'ın Fener'e şansı hiç tutmuyor. Özellikle Kadıköy'de. Evet, yani 3 ihtimalli maç. 3 ihtimalli. Evet. Ya öyle değil yani. 3 ihtimalli aynen maç yani. Tabii ki derbinin favorisi olmaz. Tabii. Beşiktaş diyeyim. Beşiktaş. O zaman gönlünden derbide ne geçiyor? Ya Beşiktaş alır diye düşünüyorum ama. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçı var pazar günü. Ha pardon. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Abi nasıl futbolla ilgilisin sen ya? Ya ben yurt dışında yaşıyorum uzun zamandır. Ben takım tutmuyorum ama Galatasaraylıyım. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir artısı var. Böyle karşılaşmaların havasını, suyunu çok iyi bilen, koklayan Van Persie gibi olağanüstü bir tecrübeye sahipler. Ve böyle bir karşılaşmada yapacakları hareketlerle, atacakları gollerle Fenerbahçe tarihine geçecekleri kulağına fısıldanan yeniler var. İşte taraftarların ve uzmanların maç tahmini böyleydi. Peki maç günü hava tahmini nasıl olacak? Özellikle maçın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu stadında ve Kadıköy çevresinde. Asgari sıcaklık 12 dereceye düşüyor Kadıköy'de. En yüksek sıcaklık 15 derece. Kadıköy'de sağanak yağış etkisini azaltarak aralıklı hafif şekilde öğle saatlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Öğle saatlerinden sonra yine parçalı bulutlu olacak.